Merhaba arkadaşlar. Faydalı Bilgiler Var kanalıma hoş geldiniz. Şu an size Epson L3050 serisindeki kafa temizlemeyi, yani komple bir kafa temizleme nasıl olur? Size onu göstereceğim arkadaşlar. Ben daha önce de belirtmiştim. Kafa temizleme nasıl olur gibisinden böyle 2-3 defa video çekmiştim. Size göstermiştim. Yalnız bazı bir sonuçlar ortaya çıktı. Yani kimisi kafa temizleme yapıyor ama şuradaki sonuç bu şekilde çıkıyor arkadaşlar. Yani yazılar yine böyle bu şekilde silik ya da böyle kırık çıkıyor. Veyahut da bunu da çekelim. Şurada ben bayağı bir yazıcımı kullandım. Arkadaşlar şöyle göstereyim size. Yani yazıcımı kullandım. Sonuç nasıl diyeyim size? Sonuç olarak burada mavi boyada sıkıntılı çıktı. Ben de hemen ardından kafa temizleme yaptım ve düzeltildi arkadaşlar. Sonuç işte şöyle göstereyim. Kamera yaklaştırayım. Bakın gördüğünüz gibi mavide kırıklık var. Hemen akabinde ben bunu temizledikten sonra bakabilirsiniz. Şöyle bir netleştirelim. Hiçbir sıkıntının olmadığını varsaydık arkadaşlar. Yani öyle bir sonuç ortaya çıktı. Yani kafa temizleme yaptıktan sonra bu işlem düzelmiş oldu. Bir de yazdırma kafası hizalama yaptım. Yazdırma kafası hizalama yaptım. Onun da sonucunu aldım arkadaşlar. Onunla ilgili hiçbir sıkıntım çıkmamış oldu. Ve ben bunları yaptıktan sonra bunları yaptım. Hayır, teker teker videosunu çektim. Bu gibi konularda hiç kimse doğru düzgün bir neticeye kavuşmadı arkadaşlar. Neden? Biliyorsunuz kafa temizleme bu işareti tıkladığınızda biraz bekliyorsunuz 5-6 saniye ve kafa temizleme işlemi başlamış oluyor arkadaşlar. Ama ne yazık ki bazı kişilerde bu işlem ya işe yaramadı arkadaşlar. Biz de ne yaptık? Çekelim şöyle. Şimdi yazıcımızın içi bu arkadaşlar. Bazı arkadaşlar diyor ki burada süngerde şu bölümde yani böyle kalemle göstereyim. Şu bölümde ıslaklıklar meydana geliyor ve boyalar mevcut demiş. Bu boyaları arkadaşlar şöyle söyleyeyim size. Bir ıslak mendil var elimizde. Islak mendili buraya sürmüyoruz. Oraya. Islak mendili şunun altındaki hazneye süreceğiz. Birazdan göstereceğim size. Buraya kuru mendil arkadaşlar. Bir peçeteyle bu şekilde şöyle bastırıyorsunuz. Bekliyorsunuz. Bastırıyorsunuz. Bekliyorsunuz. Bastırıyorsunuz. Böyle bu şekilde buranın ıslaklığını almanız gerekiyor arkadaşlar. Yani bu kafa temizleme işlemleri yaptıktan sonra eğer yine olmuyorsa bu şekilde bunun böyle kuruluğunu alacaksınız. Yani kurutmanız gerekiyor. Şöyle basalım. Yani ben daha önce temizlediğim için bende çok fazla bir şey çıkmadı. Ama sizde eğer bu bölümde şu halde fazla bir sıcaklık şeylik varsa arkadaşlar, ıslaklık varsa sünger bölümünde o bölümü bir peçeteyle silerek bu işten kurtulabilirsiniz. Yani bu da bir kafa temizleme sayılır bir nevi. Bir de şunu göstereceğim arkadaşlar. Bu boya haznesi, kafası. Bunun bir altı var. Bunun bir altını kolonyalı ıslak mendille sildiğimizde fotoğraf çıkartmamızda ya da şöyle diyeyim, şu şekilde güzel bir A4 şeklinde kağıdına 4K'lı bir fotoğraf çıkartmanızda bayağı bir faydalı oluyor çünkü. Eğer bunun altını temizlemezseniz bu şekilde renkli çıktılar da güzel bir sonuç vermiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tam birebir bir çıktı aldım ben yazıcımdan. Bir çıktı daha göstereyim size. Bu kağıt. Bunu çıkarttım. Bunu ben size neden gösteriyorum arkadaşlar? Bunu göstermemin bir sebebi var. Şuradaki baskın olan renk, alttaki hafif olan renkten üstte durması gerekiyor arkadaşlar. Onun için bu çıktı güzel bir örnek. Yani gördünüz mü? Bakın. Parlaklığı o şekilde. Neyse.
Biz kafaya gelelim arkadaşlar. Şimdi kafaya gelmeden önce yazıcımızı kapatıyoruz. Bakın. Elimiz orada olacak ama. Kapandı. Şimdi hiçbir yere dokunmadan geri tekrar açıyoruz. Ve elimizi burada bekletiyoruz. Bu buraya gidip gelecek. Bu esnada biz hemen temizlemiş olacağız. Bakın. Gördünüz mü? Bu buradan oraya gelene kadar ben bunu temizlemem gerekiyor arkadaşlar ve temizledim. Şu işlem, bir peçeteyle yaptığımız şu işlem, yani size nasıl söyleyeyim? Şu çıktıyı almanızı sağlıyor arkadaşlar. Şu çıktıyı almanızı sağlıyor. Yani bundan daha bir net görüntü görebilir misiniz? Yo, yani en pik noktası bu arkadaşlar. Nasıl diyeyim size? Ben şimdi size ne gösterdim arkadaşlar? Bir, normalden kafa temizlemeyi gösterdim şu işaretle. İki, süngerle şu bulunmuş olduğu şu alana süngeri peçeteyle temizlemeyi gösterdim. Hala kırık çıkıyorsa, çizik çıkıyorsa, bozuk çıkıyorsa renkler. Ve final noktası arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu beynin altında arkadaşlar, yani bu boya haznesinden beynin altındaki olaya hemen yazıcımızı kapatıyoruz. Geri tekrar basıyoruz açmak için. Açıldığı anda bunu hemen oraya silip ve elimizi çekiyoruz arkadaşlar. Bu işlem bayağı bir başarılı sonuç elde veriyor ama renkli çıktılarda sonuç veriyor arkadaşlar. Size daha önce göstermiştim. Bir kere daha göstereyim. Kağıtlarımızda yazdırma kafası hizalama kağıdındaki sıkıntı var mı? Yok. Sıkıntı yok. Çünkü boyanın, bakın, baskın olduğu yerler belli. Puslu olduğu yerler belli. Yani gayet de güzel bir sonuç verdi. Ben bu sonucu tabii bu temizleme işlemlerini yapmadan önce şuradaki sıkıntıdan almıştım arkadaşlar. Yani burada bir sıkıntım vardı benim. Mavi şu bölümde. Mavi boyada sıkıntı vardı, kırıklık vardı. Ben bu kafa temizleme yaptıktan sonra sorun düzeltilmiş oldu arkadaşlar. Yani sorun bu olmuş oldu. Gördüğünüz gibi hiçbir kırıklık yok. Hepsi gayet normal. Bu işlemi yaparken öncelikle sabırlı olmanız gerekiyor arkadaşlar. Yani yazıcıyla ilgili, hani kafa temizlemeyle ilgili sadece tuşlardan ibaret değil. Sadece tuşlardan ibaret değil. Yazıcının iç bölümü çok önemlidir arkadaşlar. Yani şu yazıcının şu sünger bölümü ve beynin altı çok önemlidir. Hani temizlik açısından. Yazıcımızı böyle zaman geçtikçe çok fazla sık kullanıyorsak eğer temizlersek kolonyalı menleri ya da kuru menleri temizlersek bu gibi sıkıntılardan da kurtulmuş oluruz arkadaşlar. Ben daha önce bunları çekmemiştim. Bu genel temizlik arkadaşlar. Epson L3050 genel temizliği size göstermiş oldum arkadaşlar. Bunda %100 işe yarar. Eğer bunun dışında yine hala aynı sıkıntı devam ediyorsa mutlaka yazıcınız servisliktir arkadaşlar. Bunu size peşinden söyleyeyim. Beni takip etmeye devam edin arkadaşlar. Bence güzel bir video oldu. Yararlı bir video oldu inşallah. Hepinize hayırlı günler diliyorum.